Ulu Camisi kılıç kalkanıyla, türbeleri Uludağ'ıyla, Cumalı Kızı Hisar içi Mustafa Kemal Paşası'yla, İznik Çinisi İpek Böceği'yle, her sokağında buram buram tarih, buram buram kültür kokar. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, Cumhuriyet'in kalesidir Bursa. Çanakkale'de cepheye koşarak giden yiğitlerin, yurdun bir karış toprağı için canını veren şehitlerin kentidir Bursa. Emperyalistlerin ayakları altında çiğnenen vatan toprağı kan kusuyordu. Atatürk karanlığın üzerine mavi gözleriyle bir güneş gibi doğdu. Anadolu Kuvayi Milli öncülüğünde direniyordu. O işgal edildiğinde gazinin emriyle meclis kürsüsüne puşude-i siyah koyuldu. Sadece Bursa değil, memleket yas tutuyordu. Onun kurtuluşu belki de genç cumhuriyeti müjdeliyordu. Ulusun egemenliğine giden yolda askeri zafer siyasi zafere dönüşüyor, Mudanya mütarekesiyle yedi düvele duyuruluyor. Kuruluşun kenti artık kurtuluşun kenti, cumhuriyetin kalesi oldu. Tam 17 kez ayak bastı bu kadim kente. Her ziyaretinde ayrı bir iz bırakıyor, yeni bir devrimi müjdeliyor. Kah Mudanya'ya şapkasıyla geldi, kah Gemlik'te yeni alfabeyi öğretti. İpek böceğinden Merinos'a, kah fabrikalar açtı, kah Cumhuriyet geçtiğine Bursa Nutku'nu yükledi. Son gelişinde ise onuruna verilen baloda Bursa'nın yiğitlerini Zeybek ile selamlıyordu. Dizlerini yere her vurup gururla başını ve gövdesini kaldırması, imkansızlıklar içindeki bir vatanın cesaret ve azimle tekrar ayağa kalkışını simgeliyordu. Burası Bursa, kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Burası Bursa, Mustafa Kemal'in izinden gidenlerin şehri. Cumhuriyetin kalesi. Cesaret, onur ve gururla 100. yılda başını dik tutanların, atasına zeyrek ile selam çakanların kenti. Burası Bursa.